Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Farming Simulator 22 ile ilgili bir mod göstereceğim arkadaşlar. Ya da bir de araçların, işte romorkların, biçer döverlerin, ön kepçe, ön yükleyicilerin, su tankerlerinin, herhangi aklınıza ne gelebilir, içine bir şey doldurduğunuz bütün her şeyin hani kapasitesini daha fazla, yani yükseltmeyi göstereceğim ve bir tane de mod göstereceğim arkadaşlar size. Şu modu göstereceğim, ben açıklama kısmına bırakacağım, bunu buradan indirip kullanabilirsiniz. Yani bir araçların hızını arttırıyor arkadaşlar, ekipmanların, yani traktörlerin filan araçların değil, ekipmanların hızını arttırıyor. Şimdi bir şu modumuz arkadaşlar, modumu şöyle göstereyim. Bunu başlatayım abi ben oyunumu. Oyunda daha iyi göstereyim ben size. Açılsın oyunumuz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Farming Simulator ile ilgili yapamadığınız bir şey varsa, yani bilmediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına bırakın. Eğer benim bildiğim bir şeyse ben size yardımcı olurum, videosunu çekerim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abi beğenin, like atın, bildirimlerinizi bir şekilde açın abi. Yani artık bu da işte bir yere kadar. İnsanın morali bozuluyor. Hani ya o kadar da, yani yardımcı olmaya çalışıyorum. Modlarla alakalı içeriye yöneldim. Yani olmadı. Abi şimdi biz hemen şöyle bakın. En bir market şeyi, pardon, marketimiz neredeydi? Nerede lan, ha burada. Markete gidelim abi. Dediğim gibi arkadaşlar, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bırakın. Yapamadığınız, bilmediğiniz bir şey varsa sorun abi. Aşağıda Discord sunucumuz var, oraya da gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın, traktörler şu araçların hiçbirinde geçerli değil arkadaşlar. Sadece bu gördüğünüz bütün ekipmanlarda geçerli ve remote'larda geçerli değil. Mesela atıyorum balya mı yapacaksınız? Balya. Atıyorum balya yapacaksınız. Şimdi bunu alalım. Normalde bu 12 ile çalışır. HP hızı. Bizim modumuz burada aktif arkadaşlar. Yani burada görünür. Normalde bu arkadaşlar 12 ile çalışan bir balya makinesi. Ben bunu kiralayayım abi. Şimdi arkadaşlar biz bunu şuradan 22'ye yükseltebiliriz. En son 22 değil mi? 22. Onu da kiralayalım abi. Tamam, kiraladık. Şuradan bir de traktör kiralayayım. Şimdi arkadaşlar bakın, iki tane aynı aldık arkadaşlar. Birinin modunu yükselttik. Hemen traktöre geçeyim abi. Bu sadece balya makinelerinde geçerli değil arkadaşlar. Bütün arkaya takılabilen bütün ekipmanlarda, hızında, hepsinde geçerli. Yani ekim makineleri filan olsun, hepsi, ot biçme, bilmem ne, çim, hepsinde geçerli arkadaşlar. Şimdi abi bakın, ben bunu açıyorum. Açtım. Konumu açtım. Bakın şu an makine çalışıyor gördüğünüz gibi. Şu an sağda görüyorsunuz, 12 ile gidiyor. Gördüğünüz gibi bu, yani son hızı bu bunun. Hani bazı arkadaşlar sıkılabilir. Bakın hop. Şimdi arkadaşlar bu modla şey yaptığımız, HP'sini yükselttiğimiz, bunu da açıyorum. Bunu indiriyorum, çalıştırıyorum. Bakın o 12 ile gidiyordu. Gördüğünüz gibi bu biraz daha, hani büyük bir arazide eğer küçük balya yapmak istiyorsanız, ben yığınla küçük balya toplamak istiyorum diyorsanız, bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ha. Modumuz bu şekilde. Yani şöyle hepsini göstereyim size. Bunlar da mesela spreylere girdiniz. Ya hangisi olursa olsun fark etmez. Birini alıyorsunuz.
Hepsinde bakın şu modumuz burada. Bunu yükselttiğinizde sizin aracınızın, traktörünüzün hızını bunlar belirliyor. Ha, bu ne? Yani her çoğu şeyde hani içine hani ekipman olarak diyeyim. Yani ekiciler hepsinde var. Yani biraz daha hızlı ekeceksiniz. Tarla büyük sürüyorsanız hiçbirisini yükseltebilirsiniz. Yani hiçbir şeye normalde oyunun ana dizindeki dosyasından oynamanız gerekiyor. Hepsini tek 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 her markayı bakıp bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna hiç gerek yok. Hani bunu adam modunu yapmış. Demiş ki ya buna tek tek uğraşmaya gerek yok abi. Adam koyayım demiş. Her bütün aksamlı makinelerde şeylerde çalışsın. Ama hepsine koymuş. Hepsinde siz bunu yapabilirsiniz. Yani tek tek gideceğin de atıyorum işte Vicon'un Fanex bilmem 904 bunun dosyasını bulacaksın da oradan ayarlarını değiştireceksin de kaydedeceksin de burada yani aklınıza gelmeyecek bir sürü marka var arkadaşlar bakın. Onun hangi birini bulacaksınız tek tek yapacaksınız. Onun için adamlar 19'da da vardı. Yani adamlar çok güzel bir şekilde yapmış abi. Yani hiç bir şeye uğraşmaya gerek yok abi. Adam modu koymuş. Yani hiç sıkıntı yok abi. Şimdi biçim makinelerine bakalım. Yani bunların hepsinde var arkadaşlar. Bu sadece romaklarda yok. Romaklar traktörün hızıyla gittiği için çalışan aksam olmadığı için onlarda yok. Ama genelinde var arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de ikinci olarak size yani bizim biçer töverimiz burada arkadaşlar. Bakın biz Deus kullanıyoruz. Şu an içi %53 dolu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bakın bizim biçer bu arada arkadaşlar hani benim bu yapacağım işlem hani bunların hepsi için geçerli değil. Yani nasıl hangisi için geçerli? Biçer duvarlar için geçerli. Hani şunun için geçerli. Şunların hazneleri, bunlar haznesine doluyor. Haznesine dolum yapan bütün makineler için geçerli arkadaşlar. Bunlar için de geçerli. Bunları da tek tek bulabilirsiniz. Yaptığım gibi hepsinde yapabilirsiniz. Şimdi bu göstereyim arkadaşlar işte seviyesini. Yani şunun bile atıyorum bu ...2640 litre alıyor. Yani siz bunu 5000-6000 yapabilirsiniz. Bunu göstereceğim ben size. Ben bunu sadece şimdi biçer döverin üstünde göstereceğim arkadaşlar. Bizim biçer döverimiz Deus Wire 4090 HTS Topliner. Şimdi arkadaşlar oyununuz nerede kuruluysa oyunuzun ana dizinine gideceksiniz arkadaşlar bakın. Benimki de bendeki Steam'de olduğu için bizdeki Epic Games'te olabilir. Epic Games'in içinde burada olabilir ama benimki Steam'de steamapps.com mesela 22 burada arkadaşlar. Ana dizin oyunun ana dizine geldiniz. Data'ya giriyorsunuz. Bakın burada vehicles yazıyor yani araçlar. Oyundaki bütün araçların şeyi burada var arkadaşlar. Markası burada. Dosyaları burada. Bizimki neydi? Deus'du arkadaşlar. Biçer duvar. Bakın Deus'a giriyorsunuz. Deus'un içinde traktörler ve biçer duvarın başlıkları bilmem işte şeyleri var. Bunlara bizimki neydi arkadaşlar? Hemen oyundan şöyle bakalım. Topliner 4090 HTS diyor. Hemen alt yapayım. Bakın Topliner 4090 diyor. Buna giriyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bunun bir tane dosyası var. Bunu birlikte aç diyorsunuz. Not defteriyle diyorsunuz. CTRL sol CTRL F yapıyoruz. Pardon. Sol CTRL F yaptığınızda bakın arkadaşlar buraya tekrar yazayım ben. Küçük harflerle çapa yazdınız. Sadece çapa yazın. Sonrakini bul diyor abi bakın. Bakın bu değil.
Bakın bu mu diye şuradan bir bakalım abi. Bakın bizimki ne kadaraymış litresi? 8500. 8500 litresi var. Hemen alt yapıyorum tekrar. Dosyama geliyorum. Demek ki benim değiştirmem gereken bu. Ben bunu atıyorum. Şuraya sadece bak şu noktalama işaretlerini sakın silmeyin arkadaşlar. Hata yaparsınız oyunuzda. Şu iki rakamı siliyorum. Atıyorum 8500'dü. Hani biz bunu ne yapalım? On iki bin yapalım. 12.000 abi. Şunu kapatayım. Şuradan dosya diyorsunuz abi. Kaydet diyorsunuz. Kaydettiniz. Dosyayı kapattınız. Oyununuzu. Tekrar kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ben oyunu kapattım. Tekrar açıyorum. İşlemi yaptıktan sonra oyunu kapatın arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar. Oyuna girdik. Şimdi arkadaşlar bizim bunu bakın şimdi. Biçer dövelere geliyoruz. Deus'umuza geliyoruz. Bakın ne olmuş? 12.000 olmuş abi. 10 yani 12.000 olmuş. Bizim içi %58 doluydu biçer dövelerimizin. %38'e düşmüş abi gördüğünüz gibi. %38'e düşmüş. Yani bu şekilde oluyor ve işte tekrar söylüyorum bu bütün şunda, bunda, bu hangisi fark etmez. Yani bunlarda depo yok. Deposu olan bütün şeyleri değiştirebilirsiniz. Yani remote'lar. Bunların bütün şeylerini, kapasitesini yükseltebilirsiniz. Hani slash yapacaksınız mesela. Biz ne yapacaksın slash? Alacaksın buradan bir tane slash. Slash için en güzel şeyleri, remote'ları neyse. Bunların hepsini şeyini yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ama size şimdi tekrar bakın şurada anlatayım. Buraya girdiğinizde bunların markalarına iyi bakın arkadaşlar. Bakın. Markalarına iyi bakın. Buraya dediğim yerde oyun analizinde işte datanın içinde ve işte kısmında Bergman'ı bulacaksınız ve şu serisine bakacaksınız. Bergman olarak başka aletler de oluyor. Mesela bunların diğer aletleri var. Bunu HTM65 yaşıyor. Bunu bulun arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın. 56 nokta metrekare küp alıyormuş. Bunu size gösterdiğim yerden şu rakamı bulun ama bakın. Şurası depo işareti bakın. Bunun bu rakamını bulun arkadaşlar. Burada mesela 25 eksi 34 yazıyor. Siz de orada mesela bunu atıyorum 40 yaparsınız. Bunu atıyorum 50 yaparsınız. Bir şekilde arttırırsınız. Yani bu ekim makineleri için de geçerli. Yani bizim için en çok sıkıntılı olan bir şey göstereyim arkadaşlar size. Sıkıntılı olan mesela bizim ön yükleyiciler. Yani hepsinin ön yükleyici uçları. Haznesi olanlar bu. 850 diyor mesela. Hani bu az oluyor. Biz hani yığına şimdi sıraj işi yapıyoruz. İşte ne bileyim başka iş yapıyoruz. Bunun için hani 850 bize az. Çok git gel git gel git gel bazen. Hani bunu aç şekilde dediğim yerden albutu buluyorsunuz. Albutu buluyorsunuz. Tamam mı? Slash yazar. Bakın. Ben size bunu göstereyim. Biraz uzun oluyor ama video. Şimdi albut yazıyor abi. Bak slash. Ben size hemen bunu da göstereyim. Nasıl bulacağını şuradan. Oyunumun genel klasörüne gidiyorum abi. Bak. Oyunumun klasörüne gidiyorum. Commom. Farm 22'nin ana dizinde buldum. Data'ya giriyorum abi. VHDS'e giriyorum. Bakın gördünüz mü? Bütün şeyler yani tekrar bulamayanlar için tekrar göstermiş olalım bu arada. Bizimki neydi arkadaşlar? Albut. Buradan Albut'u buluyorsunuz. Bakın Albut'un gördünüz mü?
Albut'un işte balya şeyi bilmem ne şu bu. Bizimki bakın slash slage yazıyor bak. Bu. Yani yere dosyası burada. Bunun hepsini her zaman not defteri açarsanız buraya gene CTRL E yaptığınızda çapa yazacaksınız. Sonraki bul diyor. Bak. 8000. Şu 8000'i atıyorum. 12.000, 13.000 yapın. Fazla yapmayın. Bu kez şeyin dengesi bozulur. Öğrencinizin dengesi bozulur. Hani fazla abartmayın. Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Göstereceklerim bugün yani bu videoda bu kadara. Yani yine de size kalmış bir şey ama yani bunun hani bu 1000 hani bunu 2000 yap 2500 yapın. Hani fazla yapmayın dengesi bozulur. Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Belki anlatabilmişimdir. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.